M1 işlemcili 24 inçlik yeni iMac'i bundan birkaç gün önce kutusundan çıkardık arkadaşlar. Türkiye'deki ilk ön inceleme videosunu ve kutu açılış videosunu da sizlerle hızlı bir şekilde paylaştım. Bu benim çok beklediğim bir üründü arkadaşlar. Apple'da zaten bir tasarım değişiyorsa, tasarımın yanı sıra içindeki işlemci ve teknoloji de değişiyorsa bir beklenti oluşturuyor. En azından bu bende oluyor yani. Teknolojiyle alakalı birçok arkadaşımızda yani sizlerde de böyle bir beklenti varmış ki birçok soru geldi. Videonun altında ben mümkün olduğunca bu soruları yanıtlamaya zaten çalışıyorum ama aynı soru ya da benzer soruyu soran çok fazla arkadaşımız oluyor. Haliyle söz verdiğim gibi detaylı incelemeden önce bir soru cevap videosu yapayım. iMac ile ilgili, 24 inçlik yeni iMac ile ilgili merak edilenleri bu videoda açıklayayım istedim arkadaşlar. Ayrıca incelemeden önce, detaylı incelemeden önce sonuçta bu başlangıç modeli, en uygun fiyata alabileceğiniz iMac şu anda yeni iMac'ler içerisinde bu ve zaten bununla ilgili bazı kısımlara değineceğim. Sorularınız da var bu konuda. Detaylı incelemeden önce isterseniz üst modelini de talep ederim. İstediğiniz rengi de yazabilirsiniz. Hatta en çok tercih edilen rengi de talep edebilirim. Onu da bir inceler kutusundan çıkarır. Aradaki farklı da değinerek daha detaylı bir inceleme videosu yaparız. Böyle bir isteğiniz varsa hangi model istediğinizi, hangi rengin istediğinizi söyleyin arkadaşlar. Onu talep edelim, onu isteyelim ve detaylı incelemeden önce onu da deneyimleyip size daha dolu bir video çıkarmaya çalışayım. Aklınızda olan fakat yazmadığınız bir soru varsa bu videonun altına yazın. Sorularla başlayalım arkadaşlar. Ercüment Günaydın adlı arkadaşımızın sorduğu bir soru var. Ekran değişimi çok zor olur bence. RAM slotuna da ulaşmak mümkün değil gibi. Soru ve yorum gibi aslında. Şimdi cihazları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik durumunu 10 üzerinden puanlı bir platform var. iFixit diye bir platform. Belki duymuşsunuzdur. Bilenleriniz vardır. Onlar da mesela cihaza 10 üzerinden 2 puan vermişler. Yani tamir edilebilirlik durumuna 10 üzerinden 2 puan vererek zor olduğunu onlar da belirtmişler. Apple'da zaten tamirden ziyade aslında genel olarak garanti kapsamında değişime gidiyor. Kullanıcı hatası olmayan durumlarda değişime gidiyor. Kullanıcı hatası olan durumlarda da belli bir ücret karşılığında genelde değişime gittiği durumlar var. Muhtemelen böyle yaklaşmış olabilirler. Hani hiçbirimizin başına gelmesin. Bilgisayarlara bir şey olmasın. Zaten masa üzerinde duran bilgisayar ama sonuçta bu kaza. Bu arada şu an birazcık sıcak gibi geldi. Normalde çok ısınmıyor ama çok ince olduğu için de tabii ısıyı hissedebiliyoruz. Tamir edilebilirlik durumu bu şekilde. Fakat mesela RAM arttıramıyorsun. Önceki iMac'lerde RAM'i arttırabiliyorduk vesaireyi güncelleyebiliyorduk, upgrade edebiliyorduk bilgisayarı. Artık bunda öyle bir durum yok. Çünkü RAM slotu yok. M1 çipte gelen bu makinenin RAM'i artık M1 işlemci o çipin içerisine gömülü olarak geliyor. Haliyle bir değişiklik yapamıyoruz. Sonradan güncellerim, ben bunu geliştiririm diyen arkadaşlar için de bir dipnot olarak bunu düşelim. İbrahim Karaali, ben de bundan alacağım ama aklıma gelen bir soru var. Abi cevaplar mısın? İş içinde kullanacağım ama sıkıldığımda hemen geçip oyun oynamak istiyorum. PUBG, Fortnite gibi oyunlarda nasıl performans veriyor demiş. PUBG ve Fortnite'ın macOS desteği bulunmuyor arkadaşlar. M1 işlemcili cihazlarda bootcamp'le Windows yüklemek de mümkün olmadığı için yani oyun odaklı bakıyorsanız birazcık mutsuz olabilirsiniz bu cihazda. Şahsen oyun konusunda beklentilerinizi çok da karşılamayacağını düşünüyorum. Mücahit Balcı şöyle demiş. 3 tane USB 3 değil kral. iMac heyecanı olsa gerek. 3 tane USB 3 demedim zaten. Cihazın başlangıç modelinde 2 adet Thunderbolt USB 4 bağlantı noktası var arkadaşlar. Bu modelde bu şekilde. Eğer ki siz üst modelini tercih edecek olursanız 2 bağlantı noktasına, USB 4 bağlantı noktasına ilaveten USB 3 bağlantı noktası geliyor. Yani orada bir yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Arkadaşımız yanlış anlamış sanırım ama buna da açıklık getirelim. Cemre Nuriye Özçelik. İçinden yanlış bilmiyorsam trackpad çıkması lazım. Belki beyaz olduğu için görmemiş olabilirsin. Şöyle arkadaşlar, bunu soran çok fazla insan oldu ya. Yani trackpad ile ilgili Instagram'dan abi trackpad beyaz görmedin mi? İçinde trackpad de var vesaire. Ben zaten mouse kullanamıyorum. Sürekli trackpad kullanıyorum. İçinden trackpad çıkmasını ben çok isterim zaten. Yani kurgu yaparken çok zorlanıyorum mouse'la. Trackpad ile çok daha hızlı ilerleyebiliyorum. Her fonksiyonunu kullanıyoruz. Ama içinden ne yazık ki trackpad çıkmadı ve çıkmıyor. Standart olarak Magic Keyboard ve Magic Mouse çıkıyor arkadaşlar. Magic Mouse da olsun, yanında bir de trackpad alayım derseniz o trackpad için ilaveten ödediğiniz para 1299 lira oluyor arkadaşlar. Yani ayrıca satılıyor. Fakat eklerseniz konfigüre edilmiş şekilde geldiği için bu ürünler zaten kutunun içerisinden çıkıyor. Ayrı bir trackpad olarak göndermiyor sana. Üst modelle alt model arasında fark eden de şu: 8 çekirdekli GPU'ya sahip olan modeli tercih ettiğinizde klavye değişiyor. Yani Magic Keyboard parmak izi sensörüne sahip olan modelle değişmiş şekilde geliyor. Emre Dev, biz bu ürünü kullanmaya başlayalı aylar oldu. Ürün öyle anlattığınız gibi çok iyi değil. Ekran 27 inç kullananlara göre çok küçük. Beklendiği gibi değil. Bence almayın. M2 çıkacak bir seneye V2 olarak geçiyor. Onu alın. Şu an M1 geliştirme aşamasında her zaman ilk serilerde üretim hataları ve buglar olur gibi bir yorum yapmış. Yani nasıl aylardır kullanıyorsunuz onu anlamadım. Bu cihaz yeni çıktı.
lansmandan itibaren yurt dışında ne zaman satışa sunuldu, Türkiye'de ne zaman, biz bunları zaten yakından takip ediyoruz. Arkadaşın dili sürçmüş ya da yanlış ifade etmiş çünkü aylardır kullanılacak bir makine değil. Türkiye'deysen zaten böyle bir imkan yok. Yurt dışındaysan da zaten bu cihaz çok yeni ve aylardır satışta olan bir ürün değil. Bu yüzden o kısmıyla ilgili bir düzeltmesi varsa paylaşmasını rica edeceğim. Onun dışında ben de M2'yi heyecanla bekliyorum. Fakat şu anda bu cihazda M1 işlemci yer alıyor ve ben de bunu inceleyerek, testleri bunun üzerinde yaparak sizlerle en doğru şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Piyasada M2 var da biz mi incelemedik? Bu cihazları şu anda satın alacak insanlar M1 işlemciyle alacaklar. M2 çıkınca da şöyle bir şey var. Seneyi bekleyin, M3 çıkacak ya. Bunun sonu bu. Teknoloji bitmez yani. Her zaman yenisi var. iPhone 12 alma 13 çıkacak. 13, 14 çıkacak. Bunun sonu yok. Şu anda ihtiyacı varsa, bu cihazla ilgileniyorsa biz onunla ilgili deneyimleri, testleri paylaşmakla mükellefiz arkadaşlar. 27 inçe göre evet. 24 inç tabii ki daha küçük. Ama 21 inçe göre de daha büyük. Yani bu tercih. Ben bu ekranı sevdim. Sevmediğim şeyleri var. Şurada bir logo olabilirdi. Yani çok düz duruyor. Ya da işte çerçevedeki beyaz. Siz söyleyince dikkatimi çekti. Beni çok rahatsız etmedi. Neden bilmiyorum. İlker Çiçek, günlük kullanım için 8 GB RAM yeterli mi yoksa 16 GB versiyonumu almalıyım? Şöyle arkadaşlar, 8 GB RAM birçok alanda yetiyor. Ben şu anda bu kullandığım bilgisayar MacBook Air mesela 16 GB RAM'di. Hani 32 olsa 32'sini kullanırım. Çünkü RAM tüketen işler yapıyorum. Büyük dosyalar işliyorum. Ama siz bunu aldığınız zaman şunu söyleyeyim. 4K video editleyebiliyorsunuz. Var ekibimizde kullanan arkadaşlarımız ve editliyorlar. Sorunsuz bir şekilde, gerçekten performanslı bir şekilde bilgisayarı kullanabiliyorlar. Mesela 4K 60 FPS bile video editliyorsanız M1 işlemcili 8 GB RAM'li bilgisayarlarda, Mac'lerde yapabiliyorsunuz. Fakat ben 4K 120 kare yeri geldiğinde 4.2.2 10 bit videolarla çalıştığımda RAM yeterli gelmiyordu. Yani günlük ve kısa süreli profesyonel işler için 8 GB yeterli. Fakat 16 GB daha iyi olacaktır. Çok yoğun kullanıyorsanız ve çok uzun süre kullanmak istiyorsanız daha konforlu bir kullanım için tercihiniz, imkanınız varsa 16 GB'dan yana olsun. Bu arada önümde bir MacBook Air'ı görüyorsunuz. Ben bunu şu an dekor olsun diye koymadım. M1 işlemcili MacBook Air'la, ikisi de başlangıç model olmak üzere, iMac arasında hangisini alsam, evet arada fiyat farkı var ama performans farkı var mı, hangisini tercih etmeliyim gibi Instagram'dan, bazen sosyal çevremden ve yine YouTube'dan gelen sorular var arkadaşlar. Tabii ikisi farklı makineler. Neden? Aynı aslında, aynı hizmeti veren, aynı deneyimi sunan bir noktada, aynı yazılıma sahip, aynı işlemciye sahip ama kullanım amaçları biraz farklı makineler. MacBook Air aldığınızda şunu kaldırıp incecik bir şeyi alıp, yani çantanız atıp çıkabiliyorsunuz. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Bunun içinde bir gün sizi rahatlıkla idare edebilen bir batarya var. Ben çıktığı günden beri, bu kaçıncı bilmiyorum ama 8 GB RAM'lisini, Pro modelini, hepsini kullandım. Şu anda bunu da aktif olarak kullanıyorum. Artıları ne? Taşınabilir olması, ışıklı bir klavyesi olması, trackpad'in üzerine gelmesi, trackpad kullanıyorsan. Eksileri ne dersen, daha küçük bir ekrana sahip. Şimdi tercih ederken önce bunları ben taşıyacak mıyım? Taşıyacaksam zaten bu ya da Pro. Ben taşımayacağım, sabit kullanacağım zaten, hani daha büyük bir ekran, daha yeni bir tasarım diye bakabilirsiniz. Performans tarafında ise küçük farklar evet var. Aynı modelleri baz alırsak. Şu an 16 GB RAM'li olduğu için ben bunu karıştırmıyorum. Ağır yüke maruz kaldıklarında birinde daha geniş bir ekran, daha yavaş bir ısınma problemi var. Diğerinde çalışma alanınızın altında, sizin sürekli elinizle temas ettiğiniz alanın altında yerleşmiş bir gövde, bir sistem. Isıyı dışa attığında hissediyorsun ama şu incelikte performansından çok fazla ödün veriyor mu? Çok vermiyor. %9 gibi sanırım bir fark var. Fanlı ve fansız model arasında. Fanlı modelde ısıyı bir şekilde dışarı atabildiği için, bir soğutma sistemi olduğu için haliyle küçük performans farkları var. Günlük kullanımlarda sizi etkileyecek kadar olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında iMac'ler arasında yine bir soru var. Çok gelen. 7 çekirdekli GPU'ya sahip olan bu başlangıç modeliyle 8 çekirdekli GPU'ya sahip olan bir üst model arasında fan farkı var mı demiş arkadaşlarımız. Evet, bunda tek fan var arkadaşlar. Yani 7 çekirdekli GPU'ya sahip olan modelde tek bir fan var ve parmak izi sensörü yok. Onun dışında 2 tane USB 4 bağlantı noktası var. Artı 2 tane USB 3 bağlantı noktası yok. Bir de son bir fark, Gigabit Ethernet üst modellerde yer alıyor. 2200 lira farkı verdiğinizde neler aldığınızı saymış olduk bu şekilde. Tabii o Gigabit Ethernet girişi bilgisayarın arkasında veya gövdede değil, güç adaptörünün üzerinde oluyor. Bence güzel bir çözüm. Hem bilgisayara ekstra bir giriş açılmasına gerek kalmamış, hem de bağlarken yani bilgisayara ekstra bir kablo takmanıza gerek yok. Tek kabloyla gidip orada dağılan bir sistem olmuş ki gayet kullanışlı ve mantıklı. Sorun
soruları olabildiğince yanıtlamaya çalıştım. Onun dışında çok güzel yorumlarınız var. Kaliteli çekim, acayip kaliteli. Teşekkürler. Evet, önceki videoda iMac'in kendi dahili mikrofonuyla kaydettiğim sesi kullanmıştım. Onunla ilgili güzel yorumlar gelmiş. Final Cut için bekleyen arkadaşlar var. Başlıyoruz arkadaşlar. Her videoda değiniyorum. Başlıyoruz. Planlamayı yaptım. Hepsini yaptım. Elimizdeki videoları da hızlıca eritmeye çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde 1-2 hafta içerisinde muhtemelen ilk videoyu yayınlamış olacağız. Bununla ilgili yine taleplerinizi, yorumlarınızı paylaşın. Detaylı inceleme videosunda üst modeller içerisinde hangi rengi ve hangi modeli istiyorsanız, görmek istiyorsanız söz veriyorum. Onu talep edeceğim. Lütfen yorumlarda bunu da bizlerle paylaşın. Onun dışında sormak istediğiniz başka şeyler varsa, yeni iMac hakkında veya incelemede görmek istediğiniz, incelemek istediğiniz diğer ürünler hakkında bunları da yorumlarda paylaşmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kestik.